şeytanın yollara oturmasından, insanların hidayet ve hayır yollarına oturup onları saptırdıklarından bahsediyor. Diyor ki, اِنَّ الشَّيْتَانَ قَدَعَ لِبْنِ اٰدَمَ بِاَطْرُقِهِ Şeytan, Adem oğlunun yollarına onu saptırmak için oturur. Peki o yollar hangileri? Nebi Aleyhisselam üç tane yoldan bahsedecek. Üç tane nimetten bahsedecek. Şimdi şeytan onları nasıl Adem ondan almaya çalışıyor? Dedi ki, فَقَعَدَ لَهُ بِتَارِيْخِ الْاِسْلَامِ İslam'dan İslam olacak bir insan, daha İslam olmamış. İslam olacakken şeytan onu saptırmak için, o İslam olmasın diye onun yoluna oturur. Ve ona der ki, fakale lehu, ona der ki, etuslimu, sen İslam mı olacaksın? Sen Müslüman mı olacaksın? Ve tedaru dineke, dinini bırakacaksın, terk edeceksin. Ve dine ebaike, ve babalarının dinini bırakacaksın. Sonra ve ebai abike babalarının yollarını bırakacaksın. Yani atalarının dinini terk edip de İslam mı olacaksın? Der diyor şeytan o kimseye. O peki ne yapar? Kale fa asahu fa esleme. O ona isyan eder, onu terk eder ve İslam olur. Summa qada lehu bi tariqil hicreti. Sonra hicretin yoluna oturur. Bu insan İslam oldu. Sonra hicret edecek. Hicret edeceği zaman da gelir onun yanına. Hicret yoluna oturur. Hicret etmesin diye şeytan ona telkinlerde ve işte vesveselerde bulunur. Fekale lehu, ona der ki, etuhaciru, sen hicret mi edeceksin? Hicret mi ediyorsun? Ya sen bunun ne demek olduğunu biliyor musun? Ve tederu ardaka ve semaeke, seni gölgelendiren ve senin doğup büyümüş olduğun şu beldeleri bırakacak mısın? Yani terk mi edeceksin sen bunları? Senin baban vardır orada. Kız kardeşlerin var, abilerin var, torunların var, malın mülkün var, evin var. Yıllarca biriktirmiş olduğun sermayen var. Bunların hepsini bırakacaksın da sen hicret mi edeceksin? Yani etme demeye çalışıyor. Devam ediyor. Bakın şu şeye de iyi dikkat edin kardeşler. Şu lafza da dikkat edin. Bak şeytanın lafza ha bu. Hicret eden adama söylediği sözlere bakın. Ve inneme meselul muhacir. Muhacirin misali şudur. Kim bunu veriyor? Kim bu misali veriyor kardeşler? Şeytan veriyor. Dedi ki kemetelil farasil fittival. Dedi ki muhacirin misali ayağına ip bağlanmış at gibidir. Şu şeytanın verdiği misale bakın. Muhacirin misali ayağına ip bağlanmış at gibidir. Ne demek yani bu? Hareket alanı kısıtlıdır, kısıtlı. Sen kendi memleketinde dilediğin gibi geziyorsun, dilediğin gibi konuşuyorsun, dilediğin gibi ticaret yapıyorsun. Ama gittiğin yerde dil farklı, renk farklı, kültür farklı. Gidemeyeceksin, etrafını sarmış birileri. Burada yaşayabilirsin diyorlar en fazla. İmkanlar kısıtlı. Ahlak farklı, edep farklı, bakış farklı, her şey farklı. Yani atın ayağına ip bağlandığı zaman at ne kadar hürse, sen de hicret diyarında bu kadar olacaksın. Kim diyor bunu? Hele şu düşman şeytana bak yani. Nasıl misalleri getiriyor? Halbuki Allah Azze ve Celle hicret ile ilgili ne diyor? Hicretin bir nimet olduğunu, genişlik olduğundan bahsediyor değil mi kitabında? Onun gibisi yoktur diyor. Her ne kadar ölüme benzetse de. Evet, bu sözün gerçekten hakikat boyutu vardır. Bu şeytanın bu sözünün hakikat boyutu vardır. Yok değil yani. Doğru, bunlar var. Ama bu maddi anlamda bu var. Manevi anlamda bu yok. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendisinden hayır yollarını isteyen sahabesine ne dedi? Sana hicretin nasihat ediyorum. Bir rivayete göre emrediyorum. Çünkü onun gibisi yoktur. İbadetler içerisinde onun gibisi yoktur dedi. Hicret gibisi. Bununla ilgili ne kadar şey anlatabiliriz? Evet, maddi anlamda dediği gibi şeytanın. Tabii Allah Azze ve Celle Müslümanların belki şeylerini açar, yollarını açar, daha da genişletir. Ya da burada dediğim gibi maddi anlamda bu olamıyor ama manevi anlamda çok daha büyüktür hicretin diyarı. Çünkü sen kendi diyarında evet dilediğin gibi konuşuyor, dilediğin gibi ticaret yapıyor, dilediğin gibi gezebiliyordun ama hep birilerinin hükmü altındaydın. Ama hicret diyarında bu konuda daha hürsün. İnsanın içinin hür olması bedeninin hür olmasından çok daha önceliklidir. Sonra kardeşler bu kişi ne yapar? قَالَ فَعَسَاهُ فَهَاجَرَ Sonra bu kişi isyan eder ve hicret eder. Bitmedi daha. Şeytan peşini bırakmıyor bu adamın.
Sonra bir daha gelir. Kale thumme. Sonra der ki kade bi tariqil cihadi. Sonra onu saptırmak için cihadının önüne oturur. İslam oldu. Hicret etti. Şimdi cihad edecek. Cihad etmesin diye şeytan onun cihad yolunun üzerine oturur. Ondan saptırmak için bazı şeyler söyler. Peki ne söyler? Fakale lehu, ona der ki huve cihadun nefsi vel mali. Der ki bu cihatta cehdun nefsi vel mali. Yani bu cihatta canın ve malın gider. Yani telef olur demeye getiriyor. Bunun ne olduğunu sen biliyor musun? Yani bu yapacağın şey, çıkmış olduğun yol, malını ve canını alacak senin. Malını ve canını alacak senden. Sen ne yaptığının farkında mısın? Yetmedi. Fetukatilu fetuktelu. Savaşacaksın burada ve öldürüleceksin. Ve öldüreceksin. Yani böyle bir yol yani bu yol. Cihat yolu. Sonra dedi ki fetunkehul mer'atu. Senin karını başkaları nikahlayacak. Nasıl geliyor? Senin karını başkaları nikahlayacak. Ve yukassemul malu, ve senin malını, arkada bırakmış olduğun mallarını insanlar taksim edecekler, alacaklar. Her biri kopardığını alıp götürecek. Kale fa'asehu fecahede. Sonra ona isyan eder ve cihad eder. Bakın kardeşler, bu ciddi imtihanlardandır ha bizim için. Gerek şeytan, gerek de şeytanın kendisine telkin etmiş olduğu insanlar bunları getiriyorlar. İşte kadınlarımız şu olacak, çocuklarımız şu olacak, şöyle başımıza gelecek, böyle olacak, çocuğum yetim kalacak, karım şöyle olacak filan. Tedbiri parantez içerisinde söylüyorum. Tedbir ayrı bir şey. Ama bununla gelir ve bizim kalplerimizle oynar, niyetlerimizle oynar. Buna isyan etmekle emrolunduk. Çocuğun yetim kalır, bak etrafına. Dul kadınların haline bak, yetim çocukların haline bak, şehit olmuş olan kardeşlerin, eşlerinin durumuna bak filan diye senin gözünün önüne getirir durur şeytan. Niye? Senden bunu almak için. Sen ne yapacaksın? Allah'a tevekkül edeceksin. Yapman gerekeni yapacaksın. Allah'a tevekkül edeceksin. Her birimiz Allah'a kulluk etmekle emrolunduk. Başka bir görevimiz yok bizim. Başka bir görevimiz yok. Sonra kardeşler bakın, bundan sonra Nebi Aleyhisselatü Vesselam diyor ki bu isyan eder ve cihad eder. Sonra dedi ki فَمَنْ فَعَلَ ذَٰلِكَ مِنْهُمْ فَمَاتَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Sonra bu kişi bunları yaparsa, bu üçünü yerine getirirse ve bu hal üzere ölürse Allah'ın üzerine vaciptir ki onu cennetine katsın. Onu cennetine alması Allah Azze ve Celle'nin üzerine vaciptir dedi. Peki başka nasıl ölürse? اَوْ قُتِلَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Ya da öldürülürse, yani kendi ecelle ölmedi, birileri öldürdü onu. O zaman da Allah'ın üzerine vaciptir, onu cennetine alsın. Peki başka? وَاِنْ غَرِكَ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Ya da boğularak ölse, غَرِكَ yani boğularak ölse, gerek suda boğularak, gerek nefessizlikle, neyse artık o, boğularak ölse, Allah Azze ve Celle'nin üzerine vaciptir onu cennetine alması. Sonra اَوْ وَقَسَتْهُ دَابَّتُمْ كَانَ حَقًّا عَلَى اللّٰهِ اَنْ يُدْخِلَهُ الْجَنَّةِ. Ya da bir hayvanın üzerinden düşse, boynunu kırsa, Allah Azze ve Celle'nin üzerine vaciptir ki onu cennetine alsın. Hadis burada bitiyor kardeşler. Say hadis. Nebi Aleyhisselatü Vesselam bu üçünü İslam olup, hicret edip ve cihat eden kimseye şeytanın nasıl vesveselere geleceğini anlattı. Bunlara aldırış etmeyen, bu üçünü yerine getiren kişi ister boğularak ölsün, ister öldürülsün, ister eceliyle ölsün, ister bir binekten düşsün, motor kazası yapsın, birisi ona vursun, arabayla uçsun, hiç önemli değil. Nasıl ölürse ölsün Allah Azze ve Celle'nin üzerine vaciptir ki onu cennetine alsın. Ne kadar şükretsek azdır. Allah Azze ve Celle bize İslam'ı nasip etti. Allah Azze ve Celle bizlere hicreti nasip etti. Ve şu anda cihat nimetiyle bizleri nimetlendiriyor. Siz var ya, cennet tecrübesi olan, ha, peygamberleri saptırmak için türlü türlü yollar deneyen, salihleri, evliyaları, sahabileri
tabi'in selefi saptırmak için türlü türlü yollar deneyen, saptırır demiyorum, deneyen, bu kadar büyük tecrübesi olan düşman var ya, onu kaç defa yenmişsiniz siz yani? Allah'ın fazlı ve keremiyle. Kaç defa yenmişsiniz yani siz? O yüzden gücümüzün, imkanlarımızın farkında olalım kardeşler. Onun tuzakları zayıftır. Kimin için? Mümin için. Hakikatleri bilen insan için. Tuzağı zayıftır ama hakikatleri bilmeyen insan için tuzakları çok kuvvetlidir onun. Saptırır. Nice alimleri saptırdı. Nice büyük önderleri saptırdı. Bakın, cahil insanlarız. Yani en cahiliniz benim. Cahil insanım. Bana bir Allah Azze ve Celle bu kadar şeytanı yenmeyi inşallah, tabii en önemli olan bu hal üzere ölmek yani en önemlisi. Benim gibi cahile bir Allah Azze ve Celle böyle kendi fazlı ve keremiyle yardım ediyor. Hepinize böyle. O yüzden kardeşler bunun değer ve kıymetini bilmemiz lazım. Allah Azze ve Celle çokça hamdlarda ve şükürlerde bulunmamız lazım. Rabbim ayaklarımız ne sabit kılsın ve bu yolda bizlerin canlarını alsın. Vallahu galibun ala emri ve lakinne ekteren nasi la ya'lemun. Velhamdülillahi rabbil alemin.